Arabayı yıkatmalı. Geç kalmamalı mı diyorsunuz? Otobanı indirin, vın diye halledin. Boş otoparkı şak diye bulmak mı istiyorsunuz? Otobanı indir. Aa, indirmişsiniz bile. Tebrikler. İşiniz başınızdan aşkın. Vale mi lazım? Otobanı indirin, rahat edin. Otobanı indirin, vın diye halledin. Otobanı. Bu devirde büyük ihtiyaç. Otobanı. yapıyor yaparsa sağlam yapar. Maçın ardından Alem Markaryan'la birlikteyiz. Derbiyi Galatasaray kazandı. Beşiktaş kendi kalesine gol attı. Yanlış ilk bir tercihi, hatalı değişiklikler, yetersiz bir kadro, beceriksiz bir futbolcu grubu, art niyetli hakemler ve pasif Beşiktaş tribünleri. lalet bir derbi gecesi. Alem Barkaryan'la birlikteyiz. Her yönüyle kötü hatırlanacak bir derbi. Neresinden tutsak elimize kalıyor Alem. Aslında ben böyle bazı gazetecilerin ve senin de giriş yaptığın meselenin aksine takımda Oynama isteği vardı. Belli dönemlerde Galatasaray'ı etkisi hale getirmeye çalıştı. Ama 2-3 tane e, sezon başından beri bahsettiğimiz elemanların e, saha içerisindeki vurdum duymaz ve pervasız duruşları işi bozdu. Burada Amartey e, ve Cenk Tosun'un e, Cenk'in hırsına eyvallah ama Santos'un oyun şablonunda özellikle Cenk hatta Semih bile kayboldu. Çünkü öyle bir oyun sistemi var ki e, Semih'in ve Cenk'in oynama alanları birbirinin içine girmiş gibi. Bunun üstüne Raşida'nın artık Galatasaray'a karşı olan kişisel hırsından mıdır nedir bilmiyorum ama 4-5 tane topu bomboş pozisyonu Onur'a vermesi gerekirken kaleye şut çekmeyi tercih etmesi. 5-6 kişiyle hücum eden takımı defalarca oyundan düşürdü. Tabi yani burada yani koleyin, Amartey'in, Necip'in e, ki bunlar top kesmede Neciple Kole özellikle iyiydi ama yani şu bir tek Muçi'nin ayaklarına bakan futbol takımında birilerinin daha oyun kurmaya yeltenmesi, iki ara topu vermeye yeltenmesi bunlar lazımdı. Bunların hiçbiri olmadı. Muçi'nin ayaklarına baktık. E, Muçi de zaman zaman parladı. Zaman zaman düştü oyundan e, ve ortaya e, yani sana nasıl hani Hakkı Yalçı'nın lafları vardır ya böyle anlamsızlık denizi. Yani, anlamsızlık denizinde e, gitmeye çalışıyorsun kaleye. Tabi burada Halil Umutmeler'in daha doğrusu futbolcuların Halil Mutmere olan, e olan ön yargısı da aslında Cenk e, Cenk'in o Almanya'dan gelen çocuğa atılan su şişeleri var. 2-3 tane. Onu büyüttü. Neydi o adamın ismi? Demirbay mı? Evet. Ee, Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. O, o sakal bırakmış böyle ağır abim. diye geziyor sahanın içinde. iki tane su şişesine geldi orta sahada hakeme bir şeyler söylüyor. Yani o e, Galatasaray oynamamaya çalıştı, etkilendi kalabalıktan. O kalabalığı da sonra konuşacağız ilerleyen saatlerde. Ee, ve burada e, takım hal, 11 kişide mesela ben Santos'un yerinde olsaydım yani takımın 26 puan geride kalmış, yalnızca Trabzon'un üçüncülük yarışında olan bir Beşiktaş'ın, şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'a karşı ben senden daha iyi takımım, ben senden daha iyi top oynuyorum diye dikilip ciddi bir, mantıklı bir 11 ile sahaya çıkması lazımdı ki sol tarafı Cenk değil de bırakması lazımdı bence. Sağ ve sol çizgiler Raşit Stabe, Muleka, e, Muleka. Önde Ortada Semih. Ya Abu Ya Semih. Semih. Ben mesela Abu Bakar'ın ki Abu Bakar'ın yaptığı her şeye karşıyım ama elimizden de gerekli parayı aldıktan sonra e, yani ondan yararlanalım kulübün kazasına para girsin mantığında oynamasına da Eyvallah diyorum. Son Konya Kupa maçında herkes oyuna soktu. Abu Bakar'ı sokmadı. Kulübeyi gösterdiğinde Abu gözlerine baktım. Böyle e, yayı iyice gerilmiş ok gibi bekliyordu böyle. Hani ben sahaya bir girersem çok şey yaparım gibilerinden. Ama bugün de sahaya ilk 11'de başlamadı. Yine küst herhalde. Zaten o çocuğun böyle küsmeyle e, dışlanmış mağdurlar oynaması ile ilgili bir sorunları var psikolojik ya, sorunları var yani. affettiysen oyuncuyu böyle yani e, kritik bir süreçte ya oralarda ciddi sıkıntılar var Evet, ya, ya. oralarda yani 5 tane kadro dışı bırakıyorsun öbürünü affediyorsun öbürünü gönderiyorsun öbürünü tekrar antrenmanlara alıyorsun bir tane futbolcuya sözün geçmiyor falan filan buralarda sıkıntı var üst tarafta yani Samet Aybaba'nın yani sen şimdi Samet Aybaba, Yusuf Sarı'yı aldırmadı. Beşiktaş futbol kontrol oynamaz dedi. Kontrol oynar mı diye Beşiktaş her maçı kontrol atakla oynuyor. İstanbul Spor'a karşı yüzde %52 İstanbul Spor yüzde %48 Beşiktaş top oynuyor. Yani ve düştü İstanbul Spor. Yani Santos ben Santos'tan şunu bekliyorum aslında. Ya kardeşim bu futbolcuları ben almadım. Elimdeki malzeme bu. Ben bu takımda ancak bu kadar oynatabilirim. Çünkü benim Kırılma anlarında ortaya çıkacak, sazı elini alacak adam yok benim elimde. Musrati mesela. Şimdi musrati öve ve bitiremediler. Benim dış dünyadaki futbolcu e, kişilerle bağım yok. Oturup da böyle artık bıkmışız ki senelerdir maç seyretmekten. Artık yani zamanımı o, oradaki maçları serederek harcamıyorum açıkçası. Ve dışarıda e, hangi takımda top oynuyorsa e, bilgili arkadaşlar var. Bu arkadaşlarının Musrati ile ilgili ciddi övünümleri vardı. E bakıyorsa şimdi kardeşim biz ben Musrati'nin böyle 11 milyon euro falan edecek bir top oynadığını bu kaç tane maç oynadı? 5-6 maç oynadı. Görmedim ben daha. Yani hani topu kesmesi, oyuna sokması böyle aman aman değil. Olması gereken yerlerde durmasından ziyade e, o kestiği topları verimli kullanıyor olması da aman aman değil. Yani burada ha yanındaki adamlarla anlaşamıyor mu onu da bilemem ben. Tamam mı? Anlaşır mı? Anlaşamam mı? mı? Bir ay oldu abi. Futbolun dili bir neticede yani. Bak Muçi aldığı her topta ben topçuyum diyor mesela. Adam eksiltişleri, driplinkleri, verdiği paslar, attığım... Yorulduktan sonra düştü oyundan ayrı. Ama Muçi, ben topçuyum diyor. Ha Musrati de ben topçuyum diyor da Muçi gibi çıkamadı öne yani. Alem, e, El Musrati yani sorunsuz bir orta saha, sorunsuz bir defans arasındaki bağlantı. Yani... Ee, hatırlıyor musun yıllar önce bir Kleberson geldi Manchester United'dan Çok büyük beklentilerle getirdik Kleberson'u Ondan sonra büyük hayal kırıklığı yaşadık Feneri Sadece Fenere, güzel, güzel ya Fenerbahçe, Fenerbahçe attığı gol dışında e, iz bırakmadan gitti Kleberson Ki ya Manchester bak, United'dan futbolcular, gelmişti Futbolcular uyum sağlayamıyor bilirler Buralarda eyvallah ama Top ayağa geldikten sonra Futbolcunun ne yapacağını Seyreden olarak görüyoruz ve O anda baktığımızda Baba 10 milyon euro Türkiye paraya çeviriyorum. 330 trilyon eski parayla. 330 trilyon. He? 11 milyon euro. He baba. 330 trilyon falan muçi de etmez de. Hadi. Elmuz Biz bol köpçe lokantasını oynuyoruz zaten iki senedir. Beşiktaş kulübü olarak. Bu arkadaş da etmez. Ha ben eder etmez. Bana maç alsınlar. Ben ilgilendirmiyor. Kulübün başına kim geliyorsa onlar düşünsün. Neyin nereye vereceklerini yapacaklarını. Ama Abi şimdi zaten dilimiz yanmış. Yanlış futbolcu transferlerinden dilimiz yanmış. Şimdi baktığımızda Santos'a birisi demiyor mu? Yani niye Amartey ya abi orada? Niye ama Amartey de? Ya ben hoca, bir hocaya so sorarım. Ben Santos bilgi kişiliğine yönettiği takımlara bu kadar zamanlık geçmiş e, futbolcularla beraber yaşamış olmasına kalbürüsü takımları çalıştırıyor olmasına saygımız var. Saygıda da kusur etmeyiz. Ama sorun var. Bu soruya da cevap almak isterim. Amartey'de ne görüyor abi? Amartey'de ne görüyor da? Amartey'i geç sonunun yerine Amartey, mesela Ege'yi niye koymuyor oraya mesela? Demirege daha çok iş yapar diye düşünüyorum ben mesela Amartey'den. Ayaklarında hakim. Ama Amartey'i tercih etti. Yani Semih ile Cenk kayboldu. Arada kayboldu. Burada ben Zaman zaman iyi oynayan, iyi oynamaya çalışan bir Beşiktaş vardı. Ama bu anlarda türbünlerin ortaya çıkması lazımdı. Tabii burada esas, ben şimdi demin de yayına girmeden önce Twitter'a yazdım. Benim için maçtan önemli, şu maçtan önemli. Evet Galatasaray maçı bir derbi olarak önemli. Oynadık, yenildik. Ama i̇lk ilk kez kaybediyoruz yerinmiyor. yani. Ee, i̇lk kez kaybediyor. <laughs> ha? İlk kez kaybediyor o şeyde. Bu statı kaybetti. Tamam yani kaybettiyse kaybetti. Yapacak bir şey yok kaybetti. Yani burada öne çıkan iki tane konu var. Bu yönetimin transfer politikasından önce hakemler hocalardan onlardan bunlardan önce yapması gereken iki tane ana konu var. İki ana başlık. Bunları yapmadığı sürece bak altını kırmızı kalemle çiziyorum. 45-47 sene olmuş ben bu tribündeyim. Bu camianın içindeyim. 47 sene olmuş. Hem de 7-24. Öyle 3 gün gelin, 5 gün gelmeyeyim falan filan. 7, 24. Bir, federasyon ve hakemlerle ilgili ciddi çalışma yapılması lazım. Eğer ki ben transfer yapacağım, işte böyle 330 trilyon, 500 trilyona futbolcular alacağım, ama ben her maçta bir hakem skandalına kurban gideceksen, kurban gideceksen, tanıklık edeceksen, bu işler olmaz. Bir. ana başlık bu, bu sistem, bu sistemi, yani hallutmenlerin sağdaki. Bakışlarını gördünüz mü? Karar verirken, kart çıkartırken. Yani var. Var. Baba yani vardan bir kere şimdi Cenk'in kendini penaltı pozisyonunda atıyor. Atması böyle çok böyle fantastik gözükse de yakın çekimde Cenk'in formasından çekiyor abi vatandaş. Evet abi. Çekmek faal mü Faal. Pozisyon sahası içinde mi? sahası içinde ne diyorlar abi? Koray Genceller. Bardaki abi. Nedir abi ceza sahasında formadan çekmenin adı? Penaltıdır. Beşiktaş'ın penaltısı vardan döndü. Var e çok ama ya. aynı var. Aynı var. Bak de belki dikkatlerden kaçmıştır. Bizden kaçmaz. Koley'i kırmızı katlık pozisyonunda sağ ayağıyla topu kesmeye çalışıyor. Ama top geçiyor. Sol ayağıyla kesiyor topu. Giden ayak maçın başından beri Kaan Ayan ve Barış Alper ile uğraştı bu adam. Tamam mı? Aya hafif kalkıyor ama değmiyor. Yavaşlatılmış biçimde gösterdiğin zaman Koray Efendi, Koray Gencerler Halil Mutmeleri çağırıyor. Gel diyor bak topa vurduktan sonra ayağını kaldırıyor diyor. Peki bunu gördün. Halüsinasyon da gördün. Peki Cenk'in pozisyonunu neden yakın çekim yapıp he, Yakın çekim yapıp Galatasaraylı vatandaşın Cenk'in çektiği Tutum. formayı göstermedin. Onu gösterdiğin anda gel baba bak çekti formayı. Çekti mi çekiyor. Evet. Faul mü faul. Evet, evet, Ciza sahası içi mi? Evet. Penaltı vereceksin abi. Galatasaray'a neler veriyorsunuz? Fenerbahçe'ye neler veriyorsunuz? Ya bir hafta önce neler verdiler Alen? Adamın ayak. işte burada siz insanlara nefret tohumları ektiniz kardeşim insanların içine bu Galatasaray maçının böyle kapalı gişe oynamasının tek sebebi sizin sezon başından beri iki sezon ektiniz nefret tohumları. İnsanlar bıktı sizin yorumlarınızdan, hakemlik hatalarınızdan bıktı ya, bıktı ya. O zaman alen çıksın ya. iki takım oynasın bu ligde. Yani bu kadar senin söylediğin gibi bu takım Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir veya diğerleri transfer yapmasınlar alen. Yani ben İskoçya Ligi'ne bakıyorsun. Yıllardır iki takımla giden İskoçya Ligi'nde bile ikinci ile üçüncü arasındaki puan farkı bu kadar değil. Ligde iki takım inanılmaz bir eee iltimasta yani diğerleri çok değişik bir oyun içerisinde takımının... bırakılıyor. İ değişen yönetim kurulunun bundan evvelki yönetim kurulunun sezon başına yaptığı yanlışlardan kaynaklı bir Geriye düşüş olabilir. Burada biz zaten bağrımıza taş bastık bu, bu konuyla ilgili. Zaten biz bu yeni Hasan Arat yönetimi geldikten sonra da bu sezonda bir şey beklemiyoruz. Yapılan yanlışları düzeltelim. Tamam, önümüze bakalım. Kupayı alalım mı, almayalım mı? He, oynayalım mı, oynamayalım mı? Alalım değil mi abi? Bu minvalde hocaya bazı şeylerin anlatılması lazım. Hoca ya ben şunu sorarım. Şimdi Samet Aybaba'm bu işin başında? Patron benim dedi. Tamam. Samet Aybaba'ya sormak lazım. Samet Aybaba'ya yarın da başka bir şey soracağım da şimdi zamanı değil. Ne soracak? Yo, gazetede yazacağım. Şimdi zamanı değil. Şimdi ee, Santos'a şunu sorması lazım Samet Aybaba'nın. Baba sen Amertey'de ne gördün de oynatıyorsun? Bu ticari çok ciddi paraların döndüğü ticari bir değil mi? Evet. Kurumsal bir firma değil mi? Beşiktaş evet. şu anda evet. AŞ. Evet. Ve bunun Samet Aybaba da bu işin başında ben patron benim dedi. Baba şimdi Santos'a şunu uyandırmak lazım. Amartey'de ne görüyorsun? Bana açıklama yap. Öyle mi? Öyle. Sen sol tarafta niye Cenk ısrarın var? Cenk yani 3-4 maçtır. Yani şimdi ne yapıyor? Bana yani verimli bana bir tane bir şey yaptığını gösterin. Sol taraftan alıp alıp gidiyor mu? Katlaya katlaya gidiyor mu? Sol sağ beki karşı rakibin sağ bekinin dilini dışarı mı çıkarttı üç depar atıp. Barış Alper maç başladı. 7. 8. dakikada bir Musrati'yi taktı peşine. Bir Koley'i taktı peşine. Bir onu taktı. 2 dakikada o 50 metrelik alanda 3 tane depar attı. Seni yordu. Değil mi? Yordu. Koley'i de yordu. Musrati'yi de yordu. Senin için Cenk Tosun böyle deparlar atıyor mu? Atmıyor. Sen e laf ediyorduk biz seneler. Larene laf ettik. Larin ağaç gibi adam kardeşim. Adam bir takıyordu Sergen onun sol tarafa bir koydu. Gel dedi burada oyuna koşum sen dedi. Adam da orada milleti sırtını aldı aldı götürdü. Sırtını aldı aldı götürdü. Böyle bir şey de yapmıyorsun. E Semih kayboluyor. Çizgide. E, ben burada Galatasaray maçına çıkmışım. biletli seyirci sayısı 40 bini bulmuş. evet. Bütün Türkiye maça kilitlenmiş. E sen abi yine aynı taktikte çıkıyorsun. Yine aynı mantıkta çıkıyorsun. Yine karışmıyorum ben. Bak. Erken gol yiyorsun buna. Ama, reaksiyon ama biliyorum. ben mesela Abu Bakar gibi bir adamı. Şimdi, 80 dakika bekledim Alen ya. Abu Bakar'ı 80 dakikada oyuna sokmanın mantalitesi bir. Ya abicim bu adamdan yararlanmak istiyorsan ilk 11'de oynatacaksın. Yararlanmıyorsun affetme ya. E Muleka var. Muleka birçok maçta iyi oynadı çıktı. Şahsı oynuyor dedik. Kestik attık bilmem ne yaptık. E tamam abi bu adam Kesilmeyi hak etmiyor. Evet. Famsuz adamlar var takımda. Var. de daler. Ya zaten şimdi Rebiç ben oynamıyorum demiş. Da burada bak abi. Yani aslında. Vuruz, sevgili yönetimin, sevgili yönetimin eleştirmiyoruz. Zaten şampiyonluğa ilgili hiçbir düşünce biz yok. Hesabımız yok. yok. Şimdi taraftar ve camia şunu bekliyor. Yapılan yanlışlar silsilesi var bu yanlışlar silsilesini bir şekilde sezon sonuna kadar yavaş yavaş düzeltelim ki öbür sezona temiz, ufku açık, güneşli bir günde başlayalım. Evet. Bu hocayla da aynı şey geçerli, topçularla da aynı şey geçerli. Ben öbür sene oynatmayacağım topçuları. Ya takımda parlatmak için oynatırım, satmak için oynatırım. Ben seni düşünmüyorum kardeşim. Sen 2-3 maç çık oyna. Çatır çatır oyna. Seni hemen bir koyalım teraziye vitrine. Gönderelim bir yere. Anlaş futbolcuyla. Bunu yapmıyorsan böyle bir mantık yoksa o zaman oynatma kardeş. Bu adamları oynatmayın. Yani burada şimdi Abu Bakar 80'de evet bir sürü hatası vardır. Yanlışı vardır. Hala girince ıslıklandı. Ama e, 80 dakikada oynay oynamaz o adam kardeşim. O adam böyle hani yeni gelin gibi yani. Nazlı. E, Böyle küsen, darılan, böyle alıngan bir adam. Yaptığı yanlışları da kabul etmeyen bir adam. Dolayısıyla yani kanserli bir hücreyse kes abicim at orayı. Bak kes, at. Kangren olacak. Kan kanıyor. Kangren. Sen hala tutuyorsun bunu burada. Sıkıntı. Başka futbolcular da var. Bunu yönetimler ve teknik direktörler ve Samet Aybaba biliyor. Bu topçularla da uzaklaşsın. Ya o zaman o zaman ben derim ki ne günah vardı kardeşim o zaman. Evet. 23 yaşında çocuk çek kullandan getir, otur karşına evet. iki tane konuş, sal sahaya. Evet. Roiser öyle bir adam. O zaman Rozel'in ne günahı vardı. Madem bir temizlik operasyonu var, komple temizle. Bütün bağırsakları, ciğerleri ne varsa indir, boşalt gitsin abiciğim. Evet abi. Bunları yapmadığın sürece öbür sezona sağlıklı bir başlangıç yapamayacağız. Net. İki, demin ben söyledim, tribünler. Evet, çok soru var. Şimdi, yani ilgili. şimdi bak, şimdi şu, Yeni yönetimden, bu yönetimden hem Sayın Hasan Arat yönetimi ve kendisi hem de Sayın Serdar Adalı yönetimi ve kendisi seçimden önce yaptıkları televizyon konuşmalarında ve gazete röportajlarında verdikleri vaatlerde stadın geneline mimari dokunuşlar yapılacağı yönündeydi. Buradan fikiriz. Tamam. Biz de bir türbün çocuğu olarak, türbün insanı olarak sevindik. Çünkü yanlış gelen, yanlış yapılan bir stat var. Bu statı bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Tamam. Şimdi iki tane ana konu var dedim. Bu yönetimin düzeltmesi gereken biri hakem familyası buna bağlı federasyon yani Beşiktaş üzerinde ciddi bir bunların şeyi var kardeşim. Yani çöküş, çökmüş yani hakemler Beşiktaş'a karşı hep ön yargılı. Hep böyle kural tanımaz. Ya Galatasaraylı futbolcular korner oluyor. Hava topu oluyor. Bilmem ne oluyor. Kafaya çıkıyorlar. El var diye el kaldırıyorlar. Beşiktaş hızlı hata çıkacak. Raşistayı, bu şeyi oyun durduruyor abi hakem. Neymiş? Ya sen bir kere sahanın içinde top varken durduramazsın oyunu kardeşim. Alen. 15 faal yaptı Galatasaray. 7 faal yaptı Beşiktaş. Bir kırmızı gördü. iki sarı gördü. 15 faalden sarı kart görmedik Galatasaray bugün. Bak. Hakemin yönetimine bak. Hakemin yönetimine bak. Ciddi şekilde Beşiktaş'ın bütün ataklarını kesti. Sinsi sinsi. Ya vardı art Sinsi sinsi kesti. Hakem de art lan. Şimdi burada, burada bu hakem... ben bunu söylüyorum. Yani bak Mucin'in pozisyonu var bir tane. Mert uzun bir degaj yaptı. Tam atağa kalkacakken taça çıktı top Yan çocuk top toplayıcılar getir tam verecekken oyunu başlattırmadı. Durdu böyle yaptı. barı barı dinledi. Halbuki koleyin kafasından gidiyor top. Sen şimdi ne hakla Galatasaraylı futbolcu penaltı var diye elini kaldırdı diye oyunu durdurabiliyorsun kardeşim. Sen şimdi burada sıkıntı buralarda anladın mı? Yani sen tarafları tahrik ediyorsun. Evet. Futbolcuyu futbolcuya güven vermiyorsun. Evet. Yönettiğin şekilde iki tane Barış Alper, Mertens, Kaan Ayhan Abiler devamlı kendilerini yere attılar. E, en şeyi olsun 3 dakika yattı. Yerde. Sen şimdi en, en önemli konulardan biri bu. Evet. Bunu çözmen bu yönetimin bunu çözmesi lazım. Kimle randevu alıyorlar? Devlet erkanımıyla de, devlet büyüklerine mi gidiyorlar? Yani bu ciddi. UEFA'ya mı gidiyorlar? mı gidiyorlar? Ciddi ciddi. Bak bu Beşiktaş'ın yani hakkını yendi kaç tane maç sayarız sana? E boşuna transfer yapıyorlar. Yöneticiler boşuna transfer. İkincisi de stat. Statta ben e, birebir istişarelerde yan yana geldiğimizde gerekli kişilere, yöneticilere stattaki ambiyansın tamamen ticari başlıklı olduğunu, bunun bir şekilde tribünsel bir hacime döndürülmesi gerektiğini bizzat insanlara söyledim, yetkili mercilere. Ne yapılması gerektiğini de söyledim kapalı alttaki mimari dokunuşların da nasıl yapılması gerektiğini söyledim. Yeni açık tarafındaki tribünün de komple üstünde komple alta inmesi gerektiğini söyledim. Oraya da hatta mimari dokunuş olarak e, yekpare alt ve üstü birleştirilmesi gerektiğini söyledik. Bunlara Bunlarla ilgili çalışmalar yapılacağı söylendi. Ama alttaki yani üst tribün Beşiktaş'ın üst tribünü yeni açığın üstü böyle dik. Alttaki de böyle. Bunu böyle getirmemiz için yani yekpare olması için de uzaması gerekiyor aşağıya doğru. Bu da kaleye 10 metre UEFA'nın talimatnamesinde 10 metre açıklık olması lazım kaleyle arasında kale çizgisiyle. Bu 7 metreye düşüyormuş. 3 metrelik bir alan var. O zaman işte engel teşkil ediyor dediler. 2 metane merdiveni kaldırın o zaman oradan. Alttaki 2 merdiveni kaldırın. Ona göre yapın. Ee, oranın oranı birleşmesi lazım. 1 2 Deplasman bölümündeki deplasmana gelen taraftarların iki katlı eşit bölünmesi lazım. Bunu da yapılması lazım. Burada olmaz diye bir şey yok abiler. Ağlar. Olmaz diye bir şey yok. İstendikten sonra her millet aya çıkıyor kardeşim. Ben anlamam. Aya çıkıyor millet. Adam ayda koloni kuruyor ya. Ne olmaz iki tane tribün yapamıyor musunuz? Yaparsınız. En önemlisi bu. O tribün size maç kazandırır. Bugün tribün Gü çocukların olduğu yerde bir de bu dernekçi arkadaşlar falan kimse kusura bakmasın. Bakın arkadaşlar siz isim vermiyorum. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Bir dernek bir kısmı destekledi. Bir dernek bir kısmı destekledi. Bir Serdar Tamam kardeşim destekleyen insanlar iktidara geldikten sonra ilgili derneklere biletti bilmem neydi. Tamam parası mukabilinde yapılıyor her şey ama ben ya ben Beşiktaş ya benim dükkandan biliyorum. Almanya, Belçika, Hollanda, bu taraftan Bulgaristan, Romanya akın akın. Şehir dışından akın akın. Bizim zamanımızda da yani bundan 10 sene evvel 2012 yılından evvel de bunlar yaşanıyordu. Ama tribünün yani statta tribünün lokomotif olan bir bölgesi vardı. İnsanlar oraya bakıp Oradan hareket ettiği için ana lokomotif yer bir yerden olduğu için bütün tribüncü çocukların toplandığı yer aynı bölge olduğu için fazla kakafoni olmuyordu. Evet. Şu anda stadın geneline yayılmış bir topluluklar var. 50 kişi bir yerde 60 kişi bir yerde dolayısıyla güç birliği olmadığından insanlarda bir yerden sonra bağırıya bağırıyor ses çıkmıyor. Lanet olsun diyor çekiyor gidiyor birçok insan maça girmemiş ben gördüm bir sürü çocuk bir sürü tribüncü çocuk maça girmemiş. Şimdi bilet fiyatları çok yüksek. Buralarda ciddi yapılanmalar lazım. Ciddi. Yani 19 türbünde localar varmış. O lojanın sahipleri işte bilmem ne diyormuş falan. Ben anlamam kardeşim. Yönetimler ben bunu Ahmet Nurçe bir yönetimine de söyledim. Biz söyledikçe kötü oluyoruz ama ben doğru bildiğim şeyi söylerim. Yönetimler loca sahipleriyle mi yürüyecek? Taraftarla mı? Taraftarla mı yürüyecek kardeşim? Bunun bir kere siz kendi içinizde yol ayrımını yapın. Ondan sonra oturalım. Para lazım. Parayı taraftardan kazanmayın kardeşim ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Para kazanmak istiyorsanız numaralı türbünü iki katı yapın. Bitti. Ki ki bu mübalağa yapmıyoruz burada. Ben bizzat sezon başında 177 tanemine loja var. 300 kişinin sıraya girdiğini biliyorum. Fazla para verelim bu lojayı bize verin diye. Demek ki alırı var taraftarın. Evet. Yap kardeşim numaralı 10 bin tane koltuk var numaralı da. Yap orayı kaç para yaptın bu sene 20 bin mi? 40 bin yap alan var. Yap orayı komple bütün koltukların arkasında televizyon koy abi. Evet. Al sana sosyete abicim. Evet abi. Alsınlar prolarını serisine biz numaralıdan kalkıp da bağırın çağırın istemiyoruz. Ama kapalının altını tribüncülere bırakın. Alel 90 dakika Galatasaray'ı dinledik. 5 olmaz Yani Galatasaray'ı tarafa... dinlemedik de. Galatasaray'ın reklamını yapmıyorum ben burada da. Ama ben Beşiktaş tribününün bu halde olmasının ana sebeplerinden birinin mimari, stadın coğrafi, mimari e, konumunun tamamen ters olmasından Ama dolayı. Ama Alel iki senedir bunu, üç senedir hatta beş senedir konuşuyoruz yani bu Ya bu... yapmıyorlar. Abi, ısrarla söylüyoruz yani. ısrarla. Kardeşim orada üç tane, dört tane locayı iptal edeceksiniz. Oraya eski kapalının ortası gibi, kutu gibi bir yer yapacaksınız, Üstüne şeffaf bir çatı yapacaksın. Ses vurdukça sağa inecek. Vurdukça sağa inecek. Bu kadar zor bir şey değil. Yeter ki istensin. Bu en önemli konulardan bir tanesi. Bir hakemlerle ilgili ciddi toplantı yapılması lazım. Yani bu Beşiktaş yani hiçbir hakemin inisiyatifinde bir Beşiktaş takımı yok mu ya? Hangi maçta bakarsan bak Beşiktaş kimle oynuyorsa bütün inisiyatif kararları, hakları kaç takıma veriliyor? Ve rakipler de tam tersine inanılmaz bir hakem itibasıyla ile ilerliyor. Ya ben böyle bu yani bir tek bizim razı ben bundan evvelki yönetimli bir arkadaşa dedim ki ya kardeşim dedim türbünden gelmiş adamlarsınız. Deplasmana gelen taraftar bağırdığında televizyon onların sesi geldiğinde rahatsız olmuyor musunuz ya? Bir tribün insanı olarak rahatsız olmuyor musunuz? Rahatsız oluyorsanız orayı kaldırmanız lazım. Ya şimdi sen Antalya'ya laf ediyoruz değil mi? Antalya stadındaki deplasman bölümüne laf ediyoruz. Adamlar cam mekan yapmışlar, üç kat yapmışlar, bilmem ne yapmışlar. Diyoruz ki açık cezaevi gibi. He? Antalya stadındaki türbünü, deplasman türbünün yeri. Adamlar neler yapıyor? elin Antalya'sı neler yapıyor? Sen burada 5 senedir, 8 senedir hala bir tribünü iki katlı yapamadın. Yapamadı. Çok enteresan ya. Her Çok gelen, enteresan. Her gelen deplasman takım taraftarını kral yapıyor Her, ya. her yönetim bir bahane uyduruyor. Abi uydurmayın. Bak burada e, enteresan bir şey var. Yani biz burada kendimize Villa istemiyoruz ha. Kendimize araba istemiyoruz. Kendimize bir şey istemiyoruz. Biz diyoruz ki kardeşim bu camianın biz biliyoruz yani. Dinamiklerin, iç dinamiklerini biliyoruz. Ana konu ya senin şu yüzden de bizim bahsettiğimiz türbin olsaydı bugün maçı aldırırdı sana. Aldırırdı. İte, kaka aldırırdı. Yani sen yani bak yönetime ben bir şey demiyorum ha kimse yanlış anlamasın. Bu takıma bir aldırabilirdi geldi, yani. Geldi. Ama burayla ilgili çalışma yapmaları lazım. İlk, bu burayla ilgili ciddi çalışmalar yapılması lazım. Hakemlerle ilgili. Özellikle kimler randevu alıyorlarsa yurt dışı mı, yurt içi mi? Yani yurt dışı dediğimiz UEFA, FIFA buralarla mı? Yoksa devlet er, erkanıyla mı görüşülür? Yani ciddi ciddi bir çalışma yapılması lazım. Dedik ki geçen haftanın ortasında ya dedik şu adamların yere düşüşlerini, bilmemlerini, hakemlerin bunlara çaldıkları penaltıları bir video yapın koyun dedik. O çalışma da yapılmadı. Yani biz sakal mı bırakmamız lazım arkadaşlar? Kulüpteki arkadaşlar. Kulüpteki bu işleri yapan arkadaşlar. Yani biz kendimize bir şey mi istiyoruz? Yani kulüpte yapmışsınız. Bugün çok güzel klibin birçok yeri çok güzel ama bir tane eksik bir şey var. E, o eksik bir şeyle e, ilgili yazı yazdım. Şimdi bu GASM'in üstüne konuşmak istemiyorum bunu. Ama salı günkü yazımda yazacağım. E, ciddi sıkıntı o iş. Söyleyeyim buradan. E, Alen. Evet. E, Bahsettiğim konuda bahsettiğin konu ayrı bir tartışma yazabilecek bir konu. E, sen ya, gazetede yazdım dedin. Şimdi bakıyorum Beşiktaş kadrosunda çok yetersiz oyuncular var. E, bu var, yeter, bunu en başından beri söylüyoruz. Ben. Ama kenara baktığım zaman Alen. Biz, e, Abu Bakar, Gezal, Muleka, Rebic, Volun gibi, e, Emirhan gibi oyuncular var kenarda. Yani bu oyuncular kenardaysa Sağdaki oyuncuların kalitesi çok yüksek olmaz lazım diyorsun. Sağ tarafta olur diye bir oyuncumuz var. O yeni niyetli çok mücadele etmek istiyor. Ben de onun kadar mücadele edebilirim. Alem Beşiktaş'a salarsınız beni. Ben gece gündüz koşarım alem. Gece gündüz mücadele ederim. Gece gündüz orta çalışır, pas çalışır. Onun kadar oynarım orada. Ama Beşiktaş kalitesine yakışmayacak oyuncular. İlk 11'de oynuyorlar. Çocuğa yanlış bir şey söylemek istemiyorum. O çocuk kimsenin gırtlarına yapışmıyor bana forma verin diye. Ama ya sen transfer ettiğin Rebic burada otururken Demir Ege kenarda beklerken senin geleceğin. Ya Muleka sana kupada Konya maçında seni hayata çevirmişken. Abu Bakar sen bu adamı affetmişken. Yani Cenk gitmiyor. Simi yanlış oynatıyorsun. Abu Bakar'ı 80 dakika bekletiyorsun. Affedersin hocam. Beşiktaş Haspi'den gelmiş. Kulübeye oturmuş gibisin. Hiçbir enerjin yok oyun alanın kenarından sağa. bir kim lan? <laughs> bir dakika hatlar karıştı. Şimdi restorandan gelmiş gibisin yani. Bakın abiler. Şimdi insanların ee... neyse şimdi girmeyelim buraya da. Bazı yanlışlar var evet. E, kabul etmek gerekiyor. Bu yanlışlar demin de söyledik aynı yere geldik. Ya Alem şu... bu bu yanlışların düzeltilmesi lazım sezon sonuna kadar bu yanlışlar. Şimdi basın mensubu arkadaşlar sormuş mudur bilmiyorum. Hocanın basın toplantısında. Baba Amartey'den ne gördün de o kadar adam varken Amartey'i koydun. Borulu niye aldın? Niye aldın? Niye oynatmıyorsun? Aldıysan niye oynatmıyorsun? Oynatmıyorsan niye aldın? Değil mi? Evet. ilk başta hata yapmış olabilir. Ya geriden ama... oyun kuramıyoruz Alen. Beşiktaş gibi bir takım. Geriden oyuncu çıkaramıyor. Ve Necip'e. Necip özelinde söylemiyorum. Necibe yine minnet ediyoruz. Bugün Icardi'yi etkisiz hale getirdi diyoruz. Beşiktaş'ın oyun planı içerisindeki tandemde oynayan oyuncuları sadece savunma yapamaz Alen. Oyun kurmak zorundalar geriden. Kesinlikle, Beşiktaş kesinlikle. geriden oyun kurmuyor. Kesinlikle. Yani playmaker dediğimiz yani e, sahanın her alanında her mevkide oynayan oyuncuların e, topu ee, verimli ve etkili kullanması lazım. Beşiktaş'ta bu insan sayısı bir ya da iki. Çok kötü. Yani musrati diyorsun. Musrati'nin de evet derinlemesine oynamaya çalışıyor. Ha belki oyun sisteminde kayboluyor. Bak bunları bu kadar üst düzey bilgimiz yok bizim. Hani ama gördüğümüz kadarıyla yani bu adamın ayağına top geldiğinde ne yapıyor kardeşim? Şimdi Mıç'ın ayağına top geldiğinde Kapazına adam eksiltiyor geldiğinde... ve öne doğru hemen deplas oluyor evet. değil mi? İleri Şimdi düşünüyor. Semih bir şeyler ama Semih'in oynattığı yerde gö görünüyor ki ya biz bu daha televizyondan seyrederken gördük. Bu oyun şablonunda Semitle Cenk'le kayboldu. Evet. Semih yoruldu ya. Yani ceza sahasının dışında kalıyorsun. Yani e, benim gol yollarını çok etkili ve kestirme yollardan bulmam lazım. Buralara ben ulaşamıyorum. Raşista ile 2-3 kere geldin. İyi top geldi 2-3 tane ama Raşista boş alanlarda e, biraz daha kaleye sokulmak yerine Kafayı e, kaldırmak yerine. Kafayı kaldırmadan e, paralel paslar attı alel acele. E, ceng'in çok uzaklarına düştü falan fişman. Şimdi yine aynı yere geliyoruz. Oyun hocanın oynattığı oyun hocanın kriterleri hocanın futbola bakış açısı bir yerde duruyor. Biz diyoruz ki ben yani beni bağlar ben söylüyorum. Sezon sonuna kadar bu tip yanlışları temizlenmesi lazım. Eğer ki öbür sezona bu yanlışlarla beraber girersek. Abiler, bakın ee, ciddi paralar harcanıyor. Bak devre arasında transferin son günü 20 milyon, 21 milyon euro yani Türk parasıyla, eski parayla 620 trilyon iki tane topçuya verildi. 620 trilyon abi akıllara zarar. Ben diyorum ki ya 620 trilyona benim aklım basmıyor, yani oturmuyor benim kafamda. Tamam 620 Trilyon para. Yani iki tane topçu ya. Yani Musrati 11 milyon hayatta etmez de. O bile attı tuttu millet. Çok bilenler ya, var ya. Türkiye'de 11 milyon var mı Hangi topçu gelse. Le? Bak Beşiktaş işte hangi topçu gelse. Benim gözümün önünde. Alex Terşerya'dan başla. Piyanişten falan böyle gel. Kim gelse. Uuu. Dünyanın en aldık. Ben onu yaptık. Şunu yaptık. Bir bakıyorsun abi telmaşa ya Ya El Musrati. Yani oyuncu... Yani bu seviyedeki bir oyuncu ceza sahasında öyle ters kafa vurur mu lan ya? Ya, ya olabilir bak hata, ya, alem, bak, hata da, olabilir bak, abi hata olabilir alem. yanlışlıkla olabilir ters geldi ben bu yakalanmıştır falan pişman ama ben orada değilim o ben oyuna, var, oyuna, etkidenim yani oyunda, oyunda etki ne oyunda ne etki yapıyor tamam mı kim etki yapıyor kim etkili davranıyor burada baktığında yani Raşiste'yi öne çıkan olarak görüyorsun o da biraz şahsi oynadı bugün yani son yani getirdi 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 sonunu yapamadı. Ha ya böyle 3 4 kişi öldürdün. 3 -4 kişi bomboşken mesela bir de oyundan alındı. Niye oyundan alındı? Yani oyundan alınması gereken oyuncu o muydu? Tam değiştirdi. Yani olabilir yoruldu. Ee, bir de yani çok top vermedi yani. Onur sağ tarafta boş, Timiş sağ sol tarafta boşken 2 3 tane topa vurdu böyle 25 metre 30 metreden vurdu. Mesela Gezdal'ın kaçırdığı bir gol var. Ya yani şimdi buralarda işte diyorsun ya ben hep aynı yerdeyim. Gezal'ı topu golü, golü atsa ya artık 6 metrenin içindesin abi, ya, Gezal artık ya. Artık ya. Yani gittin geldin adamın sol koluna nişanladın topu. Yani öyle bir vuruş ki o gol olsa başka şeyler konuşacağız. Ama yine ben aynı şeyleri konuşacağım. Bir hakemler iki tribünler. Ben de şu anda bugün için üçüncü başlık yok. Üçüncü başlığı pazartesi gibi programda konuşacağız. Hakemler ve tribünler. Net. Galatasaray lobisi maalesef böyle devam eder. Buna sahada cevap vermemiz lazımdı. Musrat'ı sıratı rezaletti Ali Can Turan göndermiş. Ee, Alen abi konuyu akustiğe bağlıyorsun ama Beşiktaş tribünleri tamamen... E... Ee... Akustiğe bağlamıyorum arkadaşlar. Akustiğe bağlamıyorum. Burada yapılanma olarak tribünlerin, tribünleri oluşturan arkadaşların belli bir yerde olmama sebebiyle farklı farklı yerlerde konuşlanmasından dolayı ve sahaya çok uzak yerlerde olmalarından dolayı. Yani yeni açık üst bir türbün var, kapalı üst bir türbün var. İki tane türbün var, türbüncü çocukların olduğu yerler. İkisi de sahaya 100 metre ya. Yani senin bağırarak sahaya etki etmen sıfır. Bunu ben bu stadın maketi bana geldiğinde söyledim. Daha stat yapılmamışken dedim ki stat yapma. Yapma bu stadı daha erken. Bu camia bu stadın daha yıkılmasına hazır değil. Dedik o çocukları yani sen şimdi stat yıkıldı 3 sene. Bir sürü çocuklar statsız. Öndeki abisiz. Ya sen şimdi tribüne çocuğu nasıl hazırlıyorsun? 15 yaşında kopuyor geliyor ailesinden. 16 yaşında kopuyor geliyor. Abilik kim yapıyor onlara? 19 yaşındaki 20 yaşındaki çocuklar yapıyor. O Türbünsel jenerasyonun birbirine bağlı olmasını o stadın yıkılması engelledi. Üç senelik bir boşluk yaşandı. Zaten tribünlerin belki de etkisini gidermek için e, bir operasyondu belki de. Ya onları bilmiyorum abi oralara girme. Ben bu yönetimlerin ben elinde şey var. Alem Beştaş tribünüyle yap, var olan. Yapmıyorlar şey. yani ısrarla yapılmıyor. Bizim dediğimiz gibi tribünler yani biz Çebi yönetiminde de ya Sayın Çebi'ye söyledik. Ya dedik ki ya başkan bak aşağısı geldik bir Antalya maşına geldik bütün tribün çocukları sağ olsunlar geldi oraya güzel bir tribün oldu. Bak burayı sezon başında çok cüzi bir rakam yap bütün tribün gençleri kapalı bu alta dolduralım bir tribün olsun. Yani televizyondan insanlar seyrederken orada devamlı 90 dakika bağıran eller havada yumruklar sıkılı bir tribün görsün dedik. Biz bunu dedik 3 milyon yapın en maksimum dedik fiyatları. Abi kapalı alt 25 milyondan başladı. 25 milyon. Kapalı üst 12 milyon. Ya dedik ki ne yapıyorsunuz ya? Ya yani ne yapıyorsunuz? Burada bu tribünde bağırmaya gelen çocuklar bu paraları nasıl versinler ya? Nasıl verecekler? E sen böyle ne oldu? Taraftar gitti, müşteri geldi. Taraftar gitti, müşteri oraya şimdi. Yani sen oraya bugünkü kapalı alttaki sıklığı gördük. Biletler orada 2000 liradan başlıyor. Kombinelerde 25-30 milyondan başlıyor. 30 milyon veren adam. <laughs> Bağır mı kardeşim ya? Adam gelmiş de asbel kader. Ya Almanya'dan gelmiş ya Belçika'dan gelmiş. Tamam mı? Adam zaten kulübe katkı olsun diye kombine almış. Kaç para? Bu kadar. Al baba 300 euro 400 euro. Ben bir Avrupa Kupası maçına gelirim. Bir de derbilere. Bir de derbilere gelirim. Zaten jestini yapmış. Öbürleri de gelmediği maçlarda da biletini kulübe devrediyor. Tamam mı? E sen şimdi bu maçlarda onlar geldiği zaman oraya o adamlar numaralıya gelsin. Kapa yeni açık üste gelsin. Eski açık üste gelsin. Oralara gelsin. Tamam mı? Bizim tribün yeni açık alt, yeni kapalı altta tribün tribün bağırmak için, oraya takıma destek olmak için de olanlar gelsin. Ya bunları söyledik, sö biz di söylüyoruz, biz dinliyoruz. Hepsi herkes kendi kafasında. Bir türlü olmuyor. Ha neden olmuyoryu da açıklamıyorlar. Neden olmuyor? Ha niye olmuyor? Nasıl olmuyor? Niçin olmuyor? Onu da açıklamıyorlar. Baba bir gidiyorsun abi tamam bakacağız diyorlar. Bir geliyorlar abi alt 30 milyon yani 30 milyon demek ne demek? Baba sen buradan kenardan sahilden Kaliforniya devam et demek yani. Seni kale bile almıyor. Ali şimdi ben e, hani bunu sorma diyorsun. Hani sorma derken 50 defa anlattım diyorsun. İşte, bir e, devamlı devamlı anlattırma diyorsun ama mesajların %80'i Alen abi madem tribünden memnun değilsin. Bu tribünün, memnun, bak, arka, bir dakika, bu tribünün adamları, efsanesi. Yani yazıyor. Bırak yazıyor yazıyor garip garip la o böyle mi diyoruz biz kardeşim? Hayır diyor ki tribün performansı. Öyle mi diyorum ben? Tribün tribünden memnun falan değil ben tribün, tribünden memnunum. Tribünü kovalayan çocukların hepsi sonuna kadar bağırıyorlar kardeşim. Bugün memnun musun tribünden? Tribünden memnun. Tribüncü çocuklardan öyle hiçbir şey öyle demiyorum. Hayır. Stadın mimarisinden memnun değilim kardeşim. Senin de Çünkü... Gel çünkü bağırılması gereken yerlerde türbüncü çocuklar yok. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ha, tamam. Yani kapalının altında türbin olması lazım. Tribünün üstünde konuşulan çocuk sahaya etki edemez. Evet. Adamlar bağırıyor orada 90 dakika ama sesi gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Onlar... Tribünden memnun değilsin diye lava girmeyin siz de. Şark kurnazlığı yapmayın arkadaşlar. Yani benim değil... öyle bir öyle bir haddim yok. Onlar seni belki de Ben tribünleri beğenmiyorum. Öyle bir hadsizlik yapmam ben. Onlar da... Mümkün değil yani. Ya o mesaj bu hadsizlik üzerine yazılmış bir mesaj değil. Senin tekrar tribüne geri dönmen için hayır, yazılmış hayır, bir hayır, mesaj. Hayır. Yani. Öyle bir şey yok her şey bu bayrak yarışıdır. Tamam biz zamanda bazı arkadaşlardan boyumuzun ölçünü aldık. Yani tribünsel anlamda değil. Başka anlamlarda. Tamam abicim. Burada biz elimizden geldiğince ama şu andaki yönetimlere, bundan eve yönetime de şu andaki yönetime de söyledik. Nasıl olması gerektiğini söyledik. Bu işin başında ve ucunda para var. Para, kulüp para ihtiyacı var. Biletleri yüksek tutuyor. Endüstriyel futbola Bizim de, mi yani? bizim de diyoruz ki kardeşim para olacak kısımları siz proje üreterek kazandırın Beşiktaş'a. Bize de taraftar lazım diyoruz. Kulüp evet. diyor ki para lazım. bize de diyoruz ki taraftar lazım. Bunun kararını Beşiktaş Spor Kamuoyu versin. Kim haklı burada? Yani yönetim diyor ki taraftar yok. Ben biletleri pahalı yapmak zorundayım. Ben de diyorum ki türbünde taraftar yok. Taraftarın geleceği yere seyirciyi çektiniz. Müşteriyi çektiniz. Taraftar geri çekildi. Ben sana isim isim en az 500 tane adam sayarım şu anda maça girmeye. Doğru. Girmiyorlar maça. Doğru. Ben bugün dikkatim çekti. Sen neden tribünde değilsin? Sen neden tribünde değilsin? Dediğin 10 tane adam gördüm yani. <laughs> e, anladın mı? Taraflardan memnun öyle bir şey yok. Sonuna kadar da çocuklar haklarını veriyorlar. Basket kovalıyorlar. Kadın futbol kovalıyorlar. türbünü e, tribünü kovalıyorlar. Gidiyorlar. Haftalarca bu yapılan kareografileri uğraştırar. Ellerine, emeklerine sağlık. Benim taraftara sözüm yok. Alen, tribüne sözüm var benim. Canım, aynen. Canım Alen abim. Leipzig maçında Warner çıkarken Tim Warner, aynı mimari yok muydu? Problem bence bizim taraftarın başarı endekste olmaya doğru yönelmesi. Ya Profilde yanlış yok da Atmosfer denen bir şey var. Atmosfer çok yükselirse tamam mı? insanlar bir anda koparsa tamam mı? Yani o sesler herkes ıslık yapar bilmem ne onu yapar bunu yapar. Bu takımın sağ yani eskiden Beşiktaş taraftarı takımı oynatırdı. Ölü takımı oynatırdı. Ama öyle bir zaman evrildi ki artık takım iyi oynaması lazım ki taraftar bağırsın. O postuna geldi. Yine aynı yere geliyoruz. Yine aynı yere geliyoruz. Çünkü tribünsel mantıkta tribüncü çocukların, tribüncü insanların ve tribüncü yöneticilerin artık kalmadığını görüyoruz. Maalesef. Tamam. Bana tribüncü adam lazım. Ha kardeşim o 10 sene 20 sene evveldi artık modern global bir dünyada yaşıyoruz. Herkes paraya oynuyor derseniz de bana ben de size derim ki karşınızda kaz yok. Tamam mı? Bugün FIFA bile UEFA bile Şampiyonlar Ligi'nde koltuksuz tribünleri teklif ediyor kulüplere. Talimatnameleri var. Diyor ki madem parasılıkla şikayet ediyorsunuz tamam 2000 kişilik yere 4000 kişi alabilirsiniz. Koltukları kaldırabilirsiniz isterseniz diyor. FIFA. Şampiyonlar Ligi'nde bile. Bir dakika abi. Demokraside çareler tükenmez. Sen yeter ki iste. Ha şu anda ben yine aynı yere geliyorum. Burada e, transferden önce defalarca dilimizde tüy bitti. Transfer yapmayın dedik. Sezon başında Temmuz Ağustos söyledik bunları. Transfer yapmayın dedik. Asla ve kata size bu yapılan trans kimi getirirsen getir. Sana maç kazandırmazlar abiciğim. Çünkü görüyoruz. Hakemlerin ön yargılı olmasını, peşin hükümlü olmasını, sana karşı olan inisiyatiflerin hep rakiplerin tarafından kullandığını görüyoruz. Tamam. Dolayısıyla önce bunların çözülmesi lazım. Bunlar çözülmediği sürece olmaz. Bak adam çıkartıyor gayet rahatlıkla sana şeyin, koleyin pozisyonunu, o kameralarda ne diyorlar o yavaşlatılmış şeye, kaç kareleme yapıyor evet. diyorlar bir şey var ya. Slow motion. He, onu yapmış sana kale böyle geliyor hani dövüş filmlerinde var ya adam böyle yumruğu atarken böyle gösteriyor böyle falan dişler bir tarafa gidiyor kafa bir tarafa gidiyor böyle onu yapmışlar koleyin vuruşunda önce topa vuruyor halbuki adam ama senin Cenk'in formasından çekilişini bir dakikada geçti çekti gösterdi devam etti bu gördüğüm çok ince bir çizgi Galatasaray futbolcu penaltı diye elini kaldırıyor ben top topla çocuk bana taş atmak için hızlı, hızlandırmış şekilde topu veriyor Halil Umut neler oyunu durduruyor. Mertense izah tamam ediyor mı? ya. Neler olduğunu izah ediyor. Hesap veriyor Mertense. Ayıp ayıp. Ayıp. Yani bunlarla uğraşıyoruz. kalk mesela bana maç yandan girdi. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Oğlum Tam bunları konuşacağız da. Ama esas konular bunlar. Bunları halletmeden sahanın içine giremezsin. Kardeşim. Bir numaralı gündem alen. Toparlayalım. Beşiktaş'ın bir numaralı gündemi. Beşiktaş'ın bir numaralı gündemi şu anda içinde bulunduğumuz bu üçüncülük yarışında bir numaralı gündemi bu takımın e, eksilerinin, negatiflerinin ve pozitiflerinin Santos'a anlatılması, evet. Ve kupayı biz şekilde, bizatihi kazanılması. Yani Santos'un Santos'un artık doğru kadroyu, doğru tercihi ve yüksek motivasyonlu oyuncuları sahaya sürmek zorunda olduğu bir sürecin içerisinde. Yani şu sorulması lazım. E, Santos Baba'nın ya da Feyyaz'ın sorması lazım. Baba, amertede ne görürsün de oynatıyorsun? Ya Amartey pas veremiyor. Onlarla niye gitti diyor arkadaşlar. Çevre yani. kontrolü yok. Çevre kontrolü yok. Yapamıyor, olmuyor. Yani top, topa olan fiziki yatkınlığı yok. Yok oğlu yok abi adamda ya. Bunu alırken de söyledik biz kardeşim. Alırken de söyledik. Almayın dedik. Adam yapay zekada 56. çıkmış. Raporları var. Söyledik. E sen gidiyorsun. Abi şimdi konuştukça başka yerlere gitmek, istemiyorum. Yani burada ana başlık bir hakem familyası. iki stattaki tribünlere mimari dokunuşlar, mimari. Ya yani Beşiktaş sevgili değil. bu işin başında sevgili çağlayan Tuval var. Çok temiz, çok tırıntable dediğimiz bir kişi. Ee, ve kendisi de mimar. Ee, bununla ilgili çalışmalar yaptığını biliyorum ben. Şu anda yönetim kurulu üyesi. Hasan Bey'in de, Hasan Arat'ın da e, çok yakınlarında bir kişi. Ee, bunlarla ilgili çalışma yaptığını biliyorum. Şanökten tesislerle ilgili çalışma yapıldığını biliyoruz oralarla ilgili düzenlemeler yapıldığını biliyoruz. Oraya bina yapılacağı hepsine okey. Ama bunlarla beraber de yeni sezonda o ara verildiğinde sezon biter bitmez. Bu bizim dediğimiz tribünsel mimari dokunuşlar şart. Tribün liderleriyle oturup konuşulması lazım. Tribündeki arkadaşlarla görüş görüş birliğine varılması korkuluyor lazım. Ya, Bak Beşiktaş değil. bir tane. Erdem Ulus. Beşiktaş bir tane. Alt Beşiktaş en tepede yazıyor. Onun altında bir sürü şey var. Doğru. Taraftarlar, var. takım, takım, var, bu yönetici falan fiş var. Her şey var. Ama en tepede Beşiktaş var. Tek amaç ne? Beşiktaş'ın başarısı. Burada hep beraber olmak varken, aynı mimvallle minvalle ve aynı mantalitede yürümek varken, neden bir kişi bir şey diyor, başka bir şey başka bir şey yapıyor? Ya doğru olanı, doğru olanı oturalım konuşalım. Doğru olan nedir? Doğru olan budur. Bunu yapalım. Bu gayet açık. Ha. Ya doğru olan nedir mesela? Herkesin aynı görüşte birleştiği deplasman tribününün yekpare olması. Ali abi Bunu o zaman ikiye bölün kardeşim. O zaman yönetime karşı bu konuda kamuoyu oluşturmamız lazım. Yani dikkatlerini çekmiyor ya demek tamam, gidiyor. Diyor, bak, Halil İbrahim Koç, yönetim kurulunda ve Hasan sayın Hasan Arat'ın çalışma ekibinde senelerdir tribün kovalamış çocuklar var. Bak. onlar, onlar söylüyor zaten ben biliyorum. Abi, söylediklerini. Ko koordinat. Burada iş tamamen biraz maddiyata dayanıyor biraz da federasyondan ve UEFA'dan alınacak izinlere bağlanıyor. Buraya dayanıyor işler yani. Burayla ilgili çalışmalar yürütülmesi lazım. Mesela ben bundan 5 sene evvel federasyona kale arkalarındaki koltukların kaldırılması yönünde bir tebligat yollandığını biliyorum. Ama federasyondan bir cevap gelmedi. Cevap gelmedi. Niye cevap gelmedi diye tekrar yazı yazılmadı ama. Öyle kaldı orada. Bunun tekrar hayata geçmesi lazım. Alen abi koordinasyon sorunu var tribünde. Kapalı besteye girerken güney farklı telden çalıyor. Bu nasıl ses düzelebilir? Ses gitmiyor girebilir? abi. Ses gitmiyor kardeş. Ses gitmiyor. Adamı dinliyorum oradaki? Gitmiyor abi gitmiyor. Eşlik ediyor yani. Biliyor musun? Bak nasıl gidiyor. Ben şimdi buradan bağırıyorum. Ağa açık, tamam, açık diye. Tamam mı? açık diye. Ağa açık. ağaç bağırıyorsun abi. Dördüncü açıkta duyuyor. Bu sefer burası yoruluyor. Orası tekrar el yapıyor. Gitmiyor. Göz şeyi yok. Teması yok. Göz teması yok. E, refleksler göz teması olmadığı için olmuyor. Anında saldırı peşi taşım gireceksin giremiyorsun. Kartal gol gol şey... giremedik bugün. Bak diyorum ya bu 2012'de yıkılan statla beraber birçok şey yıkıldı. Bak, evet. Birçok şey yıkıldı. Bugün 2012'den evvelki maçları 90 dakika seyredin arkadaşlar. Mustafa Keser repertuarı gibi her maçta 30 tane beste bağırıyordun. Farklı evet. farklı. 30 tane Şimdi ben insanları suçlamıyorum. Çünkü gidişat böyle. Yani insanlar ee, görmedi. Abilerinden bir şey göremediler çünkü dağıldı. Ekip dağıldı yani. bir Anladın merkez mı? güç vardı. O merkezi güç dağıldı. Evet. O dağılınca. o toparlanamadı. Evet. Yani bugün statta yani bu kadar kültür imaniye rağmen. Çocuklar deplasmanda tribün yapmaya çalışıyor. 2 30 otobüs, otobüs gidiyorlar. İşte deplasmanda bak mesela bir, bir... Söyleyin bestede işte bir büyük mü var? Deplasmana giderken çıkarttım beste. İnsanlar yan yana gelemiyor artık. Niye? Eskiden bütün besteler deplas otobüslerde yapılırdı. Doğru. Şimdi otobüsle maça giden sayısı çok az. Her uçakla gidiyor. Anladın mı? E dolayısıyla çok farklı argümanlar var. Bunlar böyle oturulup konuşulması lazım. Bu saatten sonra yani şöyle bir şey var. İnsanlar yaşadıkları hayat boyunca gerekli yerlerde fizikleriyle, gerekli yerlerde onun fiziksel temasları neticesini edindiği tecrübelerle hayata yön verirler, Doğru. insanlara yön verirler. Biz de artık geldiğimiz yerde insanlara diyoruz ki, yani e, bunun böyle olması lazım. Yani tribünden çıkan sesin sahaya vurması lazım tokat gibi. İtilmesi lazım topçunun. Müspet ya de menfi. Hala orada ciddi bir koro var ama bu koroyu eee bir merkezi sistem evet. yok diyoruz. Beşiktaş taraftarı final yapalım artık. Evet. Ee... Yani yenilmek Beşiktaş ilk defa yenilmiyor. Yenilebilir. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Mücadele eden, tekmeye kafa sokan, yenilmeyi kabul etmeyen, hırslı, hızlı, agresif, tamam mı? İnatçı. Böyle bir adam olacaksın, böyle bir takım olacaksın. Bunu verdin mi zaten yenilebilirsin. Karşındaki daha iyi oynamıştır. Tamam abi, daha kaliteli elemanlar var. bir şey de vardır. yok. Ya, yok öyle bir ya, şey ki. Ama burada şimdi baktığında işte öyle bir şey olmadığı aşikar e, hakemlerin inisiyatif haklarını taraf. öbür taraftan kullandığı aşikar. E senin e, beceriksizlikle yeteneksizlik arasında sıkışmış topçular kalabalıklığı var e bunların hepsi yan yana gelince de zaten işte üç tane dört tane pozisyon yakaladın mı bir tanesini atman gerekiyor. O da olmuyor. Onda Gezal Efendi sağ olsun Muslera'nın koluna çaptırdı topu nasıl becerdiyse mesela o maç 1-1 olsa çok farklı şeyler takıma yani futbol takımına çok üst düzey bir güven gelecek. Evet. O güvenle de belki maçı da çevireceksin. Bambaşka bir evet. şey olacak. Belki tribünü de kazanacaksın. Yani her şey böyle bir çorap sökü gibi derler ya yani Bir yerden sökülünce her tarafa doğru Bu, bu Ama önemli olan şu. Benim konuşmalarımın hiçbirisi eleştiri değildir. Yapıcı yani söylem. Eleştiri değildir. Yapılması gerekenlerdir. Doğru. Yapılması lazım bunların. Evet. Ha, ya, niye yapmadınız demiyorum. Çünkü yapacak bir zaman yok bu yönetimin şu anda yavaş yavaş yapmak zorunda. Bunu hep gündemimizde tutmamız gerekiyor. Yani, gerektiğini Bunlar gündemde tutulması lazım ve yapılması lazım. Öbür sezona, öbür sezon sorunsuz girilmesi lazım. Evet. evet Santos gündemi falan da başladı. Şimdi de onu da ilerleyen programlarda konuşuruz. Tabii ne böyle, gündemi başladı? Santos'ta olmaz ha. gibi e, söylemler Santos'ta, de başladı. bence bilmiyorum yani ben ho hoca kıyımına karşıyım. Ben bunu Valerian İsmail'den beri herkes için aynı şey. 10 maçla 7 ama hocaya bazı sorularda sorular sorulması lazım. Bakın ben hep aynı şeyi söylüyorum. Hakemler için de aynı şey. Şeffaf dediniz birçok şeyde ısrarla dedik ki şeffaf olmanız için benim isyan ettiğim konularda mesela ben şimdi Cenk'in formasından çekilip de bütün topçuların itiraz ettiği, bütün taraftarların ayağa kalktığı pozisyonda Halil Umut Meler'le Koray Gencer'ler ne konuştu? Ben bugün evet. ben bunu istiyorum abi. Madem şeffaf var, şeffaflaşıyor. Yayınları ben bu edilen. konuşmayı istiyorum. Beşiktaş yönetimi acilen istemeli yarın. yarın bu akşam istemeli. Abi federasyon öyle yapmıyor ama. Federasyon diyor ki, var çağır diye evet, bar çağıracak. Ondan sonra yayınlayacağım diyor. O yani yapma ya. <laughs> ha ne güzel ha. Aferin size ha. Biz de yiyoruz bunları. <laughs> <değil mi>? Evet, <laughs> evet ee, Söyleyecek bir şey yok. E, futbol adına e, kötü bir gece. İyi oynamayan bir Galatasaray'ın ters golle kazandığı der bir derbi karşılaşması. Ama Beşiktaş'ın yani Galatasaray şansı derler ya. Bak <laughs> hakikaten ya. Bak çocukluğumdan beri. Bir Galatasaray şansı diye bir tabir var. Fatih Terim şansı. <laughs> Fatih Terim'e baksana abi. Panathinaikos bitti demeden bitmez dedi ya. <laughs> He? Adam 90-129'da gol attı. İki tane üç tane penaltıya atamadı rakip. Bu attı. Eledi taşa çarptı. <laughs> olmaz böyle bir şey. Fatih yani, Terim balı ve Galatasaray balı diye bir şey var abi. Şansı diye bir şey var. Hakikaten yani e, bu ne diyor ya? Doğru, Doğrudur diyor. Aydın'da Galatasaray'da. Evet. Rejiden <laughs> Sana bugün buradan odadan çıkış yok oğlum. Kapatıyorum <laughs> kapıyı. Kilitleyeceğim kapıyı. Abi, ne Yemek evet. evet. E, i̇yi bir akşam olmadı. Ama e, yine de Beşiktaş'ın önemli problemlerini konuşmamız gereken bir süreci yine kapılar açıldı. E, Beşiktaş yönetimi özellikle hakemler konusunda yanından itibaren e, yine o e, tepkisini, isyanını arttırmalı. Ve Alem Markar da söylediği gibi e, Beşiktaş'ın hakkı Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde korunmalı. Ondan sonra da önümüzdeki sezonu transfer politikasıyla birlikte hocayla yeni bir yola girilmeli. E, ve bu takım en azından Türkiye Kupası'nı kazanıp yeni sezona daha umutlu bakabilmeli. Ee, mesajlarınız için teşekkür ediyoruz. Çok yoğun da bir katılım oldu. Alan Markaryan'a da teşekkür edelim. Kötü bir geceydi. İnşallah iyi dersler çıkartır ve bundan sonraki süreçte. Bu gece arkadaşlar. tamamen ders çıkartılması gereken, tarihe not düşünmesi gereken bir gece olarak burada yönetim kurulu alacak. Evet kardeşim, burada bir sürü yanlışlar bir, kendilerinden sorumlu değil. Evet. Haşa yanlış anlamayın arkadaşlar. Suçlama değil Biz yani. Biz insanları suçlamak için bir şey söylemiyoruz asla. Bu yönetimin de zaten 3 aylık 2 aylık bölümünde her şeyi yapamaz zaten. Ama yapılması gerekenler bunlar. Evet. Önemli olanlar bunlar. Bunlar üzerinde çalışmalar yapmaları lazım. Galatasaray 1-0 kazandı derbiyi. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Ya. <laughs> ya hafta sonu bu sokakta boş park yeri mi bulunur? Otobunu indirin, vın diye vın halledin. Vın. En yakın boş otoparkı vın diye bulun. Kolayca ödeyin. Otobunu indirin, vın diye halledin. Bu devirde büyük ihtiyaç. Otobun. Ne no, yapıyor? Yaparsa sağlam yapar.